Kadın mıyım, erkek miyim, söyle kimim ben? Kek yapmak mı, top koşmak mı, işim hiç bilmem. Evde bir kadın, işte bir erkek oldum, ne çare. Aşk kızı attı, gönlümü çaldı, işte ters köşe. Saçım kırıldı, evim dağıldı. Bütün derdim bunlardı, şimdi her şey çok farklı. Artık ben bir taraftarım. Kadın mıyım, erkek miyim, söyle kimim ben? Kek yapmak mı, koşmak mı, işim hiç bilmem. Evde bir kadın, işte bir erkek oldum, ne çare. Aşk pası attı, gönlümü çaldı, işte ters köşe. Herkes öğle yemeğine çıktı. Ay Nünü, ne olur bak, bugün Ömür erken gelecek, abur cubur yemesin, ne olur bak, akşamları yemekleri kaytarıyor zaten. Heh, Taner nasıl oldu? Sağnak yağış devam ediyor. Ben ölüyorum, sen geç dalgarı. Vasiyetini çoktan yazmıştır o. evet Nilüfer Hanım. Allah falanlara sabır versin. Ne yapalım? Görüşürüz. Merhaba Zeliha. Sen ne zamandan beri oradasın? Şimdi geldim. Hızlı yemişsin. Yemedim ya. Tatsızım biraz. Ne oldu? Neyin var? Geç işte öyle. Ya esas senin neyin var? Niye cırtlıyordun demin öyle telefonda? Benim hormonal bir bozukluğum vardı. Ondan böyle arada ses tellerim etkiliyor. Ha, aman canım ya. Kimin bir sakatlığı, bir kusuru yok ki zaten, değil mi? Tabii. Ya. Bazen birden bile fazla. Başka neden kusurlu gözüküyor? Yok be, sana demiyorum, ben kendime diyorum. Senin ne kusurun varmış ki? Çok, çok. Çok var, var. Olmaz mı? Var. Yok canım, ben biraz kilo versen yeter. Bak bir sürü diyet var. Çin diyeti, Akdeniz diyeti, protein diyeti. Allah Allah. Sen çok meraklısın galiba güzelliğine. Zehra'cığım, yani fıstıkları ayarlamak için mecburen yani. Bak, senin bir derdin var. Yok ya. Yok. Vallahi yok. Yok bir şey. Güleriz ağlanacak halimize diye buna diyorlar işte. Siz yemeğe gitmemiş miydiniz? Top oynadık. Ya. Peki bu kadar gülünecek ne oldu ki? Sinan evin camını kırdı. Ya. Hakikaten çok komikmiş. Evden... Aynı evin camından bakan kıza bakarken... Leş gibisiniz, leş. Şimdi kaportayı düzeltirim ben. Mehmet sıfırlanmış bile. Annem hep yedek kıyafetler verir. Tayfun Bey İzmir'e gider gitmez kendinizi sokağa attınız gene, değil mi?
Kafkaf, sen niye gitmedin patronla karşı yaka maçına? Benim oğlan bu aralar biraz problemli de. Biraz da anası ilgilensin oğlum. Kim? onu unutmaya çalışıyorum da. Anası tatilde. Anaların anası. Ya dilim damağım kurudu. Hadi bir çay ver. Analık çayla olsaydı. Çay istedim diye kızmayacak mısın? Ne münasebet canım, Allah Allah. Benim işim bu değil mi çay yapmak? Çaycıyım ben. O zaman ben bol köpüklü bir kahve rica edeyim. Tamam, nasıl olsun, az şekerli, orta şekerli. Ya da ben üçünü de yapayım, sen canın istediğini içersin. Ben de bir Nescafe istiyordum. Kremalı. Ha, krema yok. Marketten alıp geleyim de öyle yapayım sana. Gibi. Gayet normal. Fırtına öncesi sessizliktir. Şimşek çakmaya başladı işte. Al canım. Çok yaşa demedin. Eminim de ondan. Ay sen beni bırakıp hiçbir yere gitmezsin. Bari seni de alıp yanında götüreyim. He? Yaklaşma. Bari senin iyi olduğunu bilerek huzur içinde öleyim. Yok, yok, yok. Aman da kurutulur bir tane diyeyim. Tatlı değil mi yok? Şahane gibi diyeyim. Yapma dedikler canım, yapma. Hadi söyle hayatım. Ne hazırlayayım sana? Kek istiyorum. Yok artık. İstersen kaftanda zümrütü anka kuşunun tüyünü de getireyim bari. Kek istiyorum. Meyveli kek, çikolatalı kek. Kek. Bu yüzden hasta olmandan nefret ediyorum. Bu yüzden hasta olmayı çok seviyorum. Kek olmak isteyenler bir adım öne çıksın. Annemdir. Söyle, çocukluk albümümü ona miras bırakıyorum. Efendim? Evet, benim. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Demek makyöze ihtiyacınız var. Tabii gelirim. Yarın mı? Yarın mı? Oldu tabii. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Beni sete çağırıyorlar. Hem de çalıştığım eski ekip. Olmaz. Ay inanamıyorum. Bak gözleri rahatsızlanmış. Birkaç günlüğüne onun yerine çalışmamı istiyorlar Taner. Duydun mu? Aa, iyileşmedim. Ağıtlar, pudralar, rujlar alırım. Ver getire gerek boyarım. Birkaç günlük işçin gitmeye değmez. Boş ver he. Ay olur mu tatlışkom? Evde oturmaktan bunu almıştım zaten. Ölüme terk ediliyorum. Bakalım makyaj malzemelerimiz ne durumda? Kek malzemelerimin durumu ne olacak peki? Kek istiyorum. Zeliha Sultan, yeni bir seminere mi hazırlanıyorsun yoksa? Keşke, nerede o vakit? Hangi kitabı okuyorsun? Sanat tarihi. Sanat tarihi öğreneceksin de ne olacak sanki? Senden farkım. Siz çok anlarsınız ya. Ben anlarım. Duy da inanma. Zeliha Sultan, sor bakalım bir şeyler bana. Bu
insanlık tarihi kültür bakımından kaç önemli bölüme ayrılır? Üç bölüme. Giriş, gelişme, sonuç. Atat. Kalede ben varım. Üç bölümeymiş. Yağma kültürü, tarım kültürü, bilimsel teknoloji kültürü. Doğru. Peki, bir dakika, bir dakika. Klasik üsluplu resmin özelliklerinden birini söyleyiniz. Resimde insan bir mekan içinde gösteriliyor. Vallahi bu da doğru. Çok şaşırdım. Ressam bir kız arkadaşım olmuştu da. Hiç şaşırmadım. Ya bu kadar kitabı nasıl okuyacağım ben ya? Anam ay yaktım seni. Yok sıcak değilmiş gerçekten. Ben diyorum abicim çaylar soğuk diye. Ya olur mu canım? Dur önünde kocaman lekeler. Yok, ay. Ya, yok. Çok özür dilerim. Vallahi ben... Hay orgonlardan Zeli. Evet. Mehmet, şu yedek tişörtlerinden Deniz'e versene. Böyle dolaşmasın. Annem kızar. Amma da kıymetli malım varmış be. Annen nereden görecek oğlum? Annelerin hisleri kuvvetlidir. Sağ ol Mehmet. Gerçekten gerek yok. Gerçekten. Gerçekten. Yani... Var. Geri isterim ama. Sağ ol. Zeliha Sultan sen çık istersen... O üstünü değişsin. Ha tabii. Ben hemen çıkarım. Yok çıktım zaten ya. Ben çıkıyorum zaten. Yok ben gerçekten tuvalette giyinebilirim yani. Ne adamsın ya. Bizden mi utanıyorsun? Canım belki haklı sebepleri vardır. Ben gideyim tuvalete giyineyim. Geleyim. Cep telefonunu da aldı gitti ya. Çok bir mühim bir adam sanki bu ya. Allah'ım ya. Ay ben gideyim. Temizlik yapayım. Ben bir kendime geleyim ben. Ay. Bana baksana sen. Ne oldu? Ben seni anladım. Ha, sahi mi? Tabii ya. Yapma ya. Var sende bir kırıklık. Kırıklık da ne? Ay kız, bluzun çok güzel. Senin mi? Mehmet'im. Aman. Anlamamazlıktan gelme. Bak, ben modern bir insanım. Yani çeşitli hayat şekillerine karşı çok büyük de bir saygım var. Sen şey zannettin. Yok canım yani ne alakası var abici Mustafa hocam ya. Yani var bir hormonal bozukluğun ondan yani bu tamamen yani. Hakikaten mi yani şimdi hormonal bozukluktan yani şimdi ya. Ama bayağı da bir böyle bir kadın gibi. Yok artık canım ne kadını yani sapına kadar erkeğiz burada icabında. Bak bozuluyorum ha. Yanaklarını, dudaklarını, gözlerini yeniden bana teslim edecekler. Hepsini boyayacağım. Hepsini! Bu kadar sevineceğini bilseydim bir boyama kitabı alırdım. En azından insanlar zarar görmezdi. Şöyle değişik bir şeyler denemek istiyorum. Cart mavi, cart yeşil, cart kırmızı, cart... Demek ki sette toplu intiharlar yaşanacak. Hiç de bir kere. Ben iyi makyaj yapıyorum. Arada devini nasıl süslüyorum görmüyor musun? O yüzden hala bekar ya. Ben işimi çok iyi yapıyorum.
alt tarafı birilerinin makyajlarını yapıyorsun. Abartma. Onları maymuna ya da stara çevirmek benim elimde ama. Ama nedense diğer makyöz hasta olduğunda seni çağırıyorlar. Beni başarılı olduğum için çağırıyorlar koca ayak. Nünü, fasulye pişirir misin? Fasulye de ne şimdi? Bak ben de seni çağırıyorum ama fasulyenin bir yemek olduğunu bilmiyorsun. Neyse ki beni anlayacak biri var. Alo? Demin canım sana harika bir haberim var. Beni sete çağırdılar. Yanlış numara mı? Demin hanımın telefonu değil mi? Çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Yanlış çevirdim herhalde. Deniz. Pek de mi benziyor? Telefonunu tuvalette unutmuşsun da. Dalgınlık işte. Sağ ol. Önemli biri aradı mı bari? Bir kadın aradı. Kadın mı? Kadın mı? Vay vay. Hadi iyisin abicim. Vay çapkın vay. Zaliha Sultan. Hı. Ne dedi? Vallahi öyle deli gibi bağırıyordu. Ama yanlış numaraymış zaten canım. Devin diye birini arıyordu. Devin? Hı hı. Ne biçim isim bu? Ben daha önce duymuştum sanki. Eski sevgililerinden biridir abicim. Yok ya. Sanki böyle yakın bir zamandı. Mane çağı kaç kısımda incelenir? Hadi bakalım. Bilene benden bir bira. Beş. Yanlış. Üç. Bir. Dört, dört. Eski tunç, orta tunç, son tunç. Ay bilmiyorum ya, son tunç ismi bilmiyorum işte ya. Sondan bir önceki tunçtur abicim. Üzülme canım o kadar. Öyle her şeyi bilmek zorunda değilsin ki. Deniz sana yine de bira ısmarlar. Ya işte analık ne bilirsiniz siz? İnsan evladının yanında kendini eksik hissetmesin diye böyle her şeyi bilmek istiyor ama. Ya ama. Nereye Deniz? Aniden sıkıştım da. Zeliha. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Bak derdini söylemeyen derman bulamazmış derler. Ya? Yok yok boş ver. Zeliha, oğullarınla mı ilgili? Ya senin ne kadar ince parmakların var böyle. Ver bakayım, ver bakayım. Bak, aa, tırnak etlerin çıkmış senin. Sen maniküre de mi gidiyor? Yok canım. Ya, nereden çıkarıyorsun ya? Ben manikürcüye çıraklık ettiydim bir dönem de orada. Sen derdini anlatmadığına göre ben de gideyim yazımın başına döneyim. Devin. Efendim. Bak bende kafam karıştı Devin telefon konuşmasından Deniz diyeceğim Devin diyor. Allah'ım ya. Neyse sağ ol ya. Sağ ol. Aman da Nünüsü'nün yakışıklı erkeği gelmiş. Kardeş mi canım? Biraz. Nünü. Şu yemeklere bir makyaj yapsan da bir şeye benzeseler. Ömürcü, sana kocaman, kocaman bir sandviç hazırlayacağım. Ama Taner amcan yiyemeyecek. İçine ne koyacaksın peki? Allık ve ruj mu?
aç değilim. Ömürcüm, sana harika bir haberim var. Set canavarı geri döndü. Düdüğü katliama devam ediyorum. İlk kurbanım olmak ister misin? İstemem. Makyaj cildime dokunuyor. Benim ders çalışmam lazım. Sana işle ilgili harika bir haberim var. Eminim karın deşenecek de kendi işiyle ilgili aynı şeyi söylüyordu. Benim matematikten yazılım var. Merak etme Canikom. Sen her şeyi başarırsın. Hiç olmazsa içimizden birisinin başarılı olması güzel bir şey. Efendim. Aa, merhaba Nermin anne. Taner iyi. Hatta tıp gibi. Ben yarın işe başlıyorum. Çok iyice. Anne seni istiyor. Anne. Hastayım. Anne. İşe girdin ha. Ay bu harika bir haber. Gerçi paylaşamayınca heyecan balon gibi sönüyor. Özür dilerim Nünü. Bugün telaşımdan seni geri aramayı unuttum. Olsun. Ben de Zeliha'ya anlatmış bulundum. Evet. Bir şeyden şüphelendi mi? Ay bilmiyorum. Bugün her şey o kadar üst üste geldi ki. Ay. O zaman onu ortadan kaldırmamız lazım. Tanık bırakmamalıyız biliyorsun. Boş ver. Hadi, hadi sen yeni işinden bahset. Hangi iş? Hadi Nünü, söyle be. Kimlerle çalışıyorsun? O kadar heyecanlıyım ki. Sanki ilk defa sete gidiyorum. Yani birkaç günlük ama olsun. Çarpım tablosunu bir türlü ezberlemiyorum. Ay aşkım daha sonra çalışsak şimdi Nünü'yle biraz bir şeyler konuşmam lazım. Oyun oynayabilir miyim? Tabii tabii. Yazıldan kötü not alırsam benden değil. Hadi kitabını al da gel hadi. Bir karar verin. Ders çalışıyoruz. Beni merak etmeyin. Ben duvarlarla konuşmayı öğrendim nasılsa. Hadi size iyi çalışmalar. İyi geceler. Biliyor musun? Beni hasta halimle bırakıp. Hasta falan değilsin. Sadece biraz nezlen var. Umarım cenazeme yetişirsin. Ben olmasam ne yapacaktın? Annem bakardı o zaman bana. İyi, şimdi de o baksın o zaman. Annem gelemez. Dün arayıp geziye gideceğini söyledi ya. Ben de işe gidiyorum. Hiç mi kalbini sızlamıyor yani? Benim gibi başarısız bir kadın sana hastayken de bakamaz nasılsa. Yo, bak bu konuda iyisin. Kek yapmak dışında. Gidersen bir daha konuşmam seninle. İsteklerin dışında hiçbir şey konuşmadığımız için fark etmez koca ayak. Ben de gidip konuşacak başka birilerini bulurum. Başka birilerini? Kağıtlarla oynatıyorsun ya beni abicim. Hadi nazlanma kıl kuyruk sen de gel hadi. İşim var. Pokere dördüncü olmaktan daha iyi iş mi olurmuş abiciğim? Tayfun Bey döndüğünde ona da söylersiniz. Belki o sizinle oynar. Aa, oynar mı sizce? Sence? Oynamaz. Oynatmaz. Bence de. Hadi başka bir oyun oynayalım ya. Langırt o zaman. Bana uyar abiciğim. Hadi hazırlayalım alanı, hadi. Hadi geç abi. Tek tarafa geç, sen burada kal. Sağ ol be.
Yavaş yavaş hop. Getirin. Kal, ayağını kaldırın. Hop. Tamam getirin. Eyvah. Getir getir. Sen şimdi yavaşça dön. Dön sen yavaşça. Döneceğim ben yavaşça biraz. Yavaşça gel. Ben buradayım. Tamam. Şimdi yavaşça bırak. Tamam. Çok güzel oldu. Çık top orada mı? Ya burada burada. Tamam. Var mı burada? At abi. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Biz ikimiz sen tek. Tamam. Hadi buyurun. Hop. Ne giymişsin sen öyle ya? Yeni aldım. Nasıl olmuş? Acayip. Acayip güzel demek istedi. Güle güle giy Zeliha. Beğenmediniz. Değil mi? Beğenmediniz. Beğenmediler. Biraz farklı tabii. Üstündeki baskıyı kim yaptı? Sen mi yaptın? Tanımazsın. Picasso diye biri. Sen niye oynamıyorsun onlarla? Ben... Hormonal mi? Ben geldim. Hoş geldin. Reklama gerek yok, görüyoruz. Bu ne? Hazine sandığı mı? Hayır. Arkadaşım satıyor, ben de ona yardım ediyorum. Aa, arkadaşının abisi mi var? Hem de çok yakışıklı. Gördün bak, medyum olmaya gerek yok. Sen niye getirdin ki bize bunları? Belki arkadaşlarınızı alırsınız diye. Şipşak alamaz öyleyse. Sen kimi alacaksın? Anneciğimi. Kendini al oğlum. Bayağı açtı seni be. Ya bu nasıl sence? Çok güzel. Ay biliyor musun bu sene bu renkler moda. Şşş. Sen anlıyor musun bu işlerden? Hormonal olarak yani. Sen kime beğendireceksin kendini Zeliha Sultan? Yeni tişörtler, böyle kolyeler. Ne bu hazırlık? Size beğendireceğim çay servisi yaparken. Hiç gerek yok. Bu ne kadar? Çok beğendiysen sana şöyle güzel bir şeyler yapabiliriz. Ayıp ettim ya. yok. Yani kız arkadaşım olursa alayım bulunsun diye yani. Ay ne kadar incesin. Çok. Bütün gün hiçbir şey yemedin. Hem de kurt gibi. Şimdi bir şeyler hazırlarım sana. Sağ ol Nini, çok iyisin. Aa, öyle yabancı gibi durma. Burası senin de evin artık. Setten geri mi getirdin yine bunu? Keyfine bak Sinicim. Birer çay içer, dedikodu yaparız. Hemen geliyorum hayatım. Ne o? Zeliha Sultan bacım. Suratın turşu satıyor. Bir şey mi var? Ya sen derdimden anlarsın diye geldiydim. Hormonal olarak yani. Tabii hormonlar baskın olunca insanlar daha anlayışlı olabiliyor.
Bana anlatabilirsin. Bu benim oğlan. Kız arkadaşını getirecek bana. Bu harika bir haber. Ne o? Kıskandın mı yoksa? Yok. Ya kıskanmak değil de yani... Şimdi onların yanında bir eksik kalır mıyım diye korkuyorum. Kız Amerika'da sanat tarihi okuyormuş, biliyor musun? Şimdi anlaşıldı. Sanat tarihi kitapları, Picasso resimleri. İşte gelene kadar ne öğrensem kâr. Kolyeyi de ona mı aldın? Hadi yüzüme bak. Ya şimdi bu benim oğlanlar. Üniversitede okuyorlar, biliyor musun? İşte bunlar koskoca üniversitede okuyor. Ben... Sen de onları binbir güçlükle okutmaya çalışan annelerisin. Tabii canım, hem de ne binbir güçlükle, güçlükle. Ben yani 4-5 gün ağzıma lokma koymadım bile, biliyor musun? Okul taksitlerini ödedim, büyüttüm. O babaları olacak adam arayıp sormadı bile. Benimki en azından arada bir uğruyor. Yani annelere. Bak Zeliha. Sen kimseciklere yetişmeye çalışma. Çünkü sen onların asla ulaşamayacağı bir yerdesin. Pardon, ben dans ettim. Geldiğinden beri böyle. Aa, Cindy bak kimler gelmiş. Devinli Ömür. Merhaba Cindy. Kutlama mı yapıyordunuz? Evet, işe girişimi kutluyoruz. Lüle. Bu senin için. Teşekkür ederim tatlışko. Yeni işinde çok başarılı olacağından eminim. Harika. Olağanüstü. Beğendin mi Cindy? Sana mı takalım, ona mı? Bana. Hadi oturun. Hadi bakalım. Ay, seni unuttuk tatlışkom. Hadi canım, ye. Afiyet olsun. Hadi yiyin. Yiyin diyorum. Selam Taner. Nilüfer! Ben işe gidiyorum Cindy'cim. Akşama görüşürüz canım. Benim kıyafetlerimi giymiş. Kıyafetlerini kirliye attım bir tane. Biliyorum, çok kötü ama idare ediver. Hadi görüşürüz. Demek belanı arıyorsun ha? Belanı arıyorsun ha? Boşuna debelenme. Sonun geldi. Hiç kimse bu evde benim yerimi alamaz. Seni öyle bir gömeceğim ki... Öyle bir gömeceğim ki kimseler olamayacak. Debelenme! Thank you.
Günaydın. Günaydın. Oo, akşam güzel geçti galiba. Çok tatlı bir kız. Bir sürü ortak yönümüz var. Ah, bu harika. O bana yeni yoga teknikleri öğretti. Ben de ona enerji verdim. Ah, peki kolye? Hemen taktı boynuna. Çok sevindim Bela. Benim oğlan da onu seviyor. Gözlerinden anladım. Ah, bir gün başka bir kadının gelip onları bizden alacağı fikrini kabul etmemiz lazım. Günaydın. Aa, siz burada mıydınız Tayfun Bey? Sabah uçağıyla gelince direkt buraya geldim. Hoş geldiniz. İyi ettiniz tabii. Ben yokken gene ense yaptılar değil mi? Yok canım. Şimdi gelirler. Nasıl aldık maçı ama? Tabii ya. Karşı yakayı görecektiniz böyle. Herkes sokaklardaydı. Ya. Kaf kaf kaf. Sin sin sin. Kaf sin kaf sin kaf. Kaf kaf kaf. Sin sin sin. Kaf sin kaf sin kaf. Sonra Laz demiş ki. Laz demiş. Ne demiş? Ne demiş? Hoş geldin patron. Geleceğinden hiç haberim yoktu. Belli oluyor. Tebrikler patron, maç aldınız. Nasıl oynadık ama? Çok iyiydiniz patron. Aylak herifler! Sabahtan beri bakıyorum, doğru dürüst bir iş yapmamışsınız. Öyle deme patron. Öldük. Anam anam. Herkes geçsin yerine. Çabuk toparlayalım bugün. Eve gidip dinleneceğim. Ha. Yarın öğle yemeğinde de kimseye söz vermeyin. Neden patron? Sözün var sanki. Karşı yakanın şerefine tüm ekip beraber yemek yiyeceğiz. Kameralar arıza yapınca bütün gece sette bekledik Cenk'im. Ama önce bir öpücük verirsen. Önce sen derslerine bak. Matematikten iyi aldım ya. Peki ya ne dersin? Ha? Bir dakika. Bir dakika. Bir eksiklik var. Koca ayak yok. Eksiklik dedim. Fazlalık değil. Nilüfer. Canım göbeğini kastettim. Yoksa Allah eksikliğini göstermesin. Şimdi yok. Aa. Evet ama sabah buradaydı. Fazla uzağa kaçmış olamaz. Taner bir yerlere kaldırmıştır canım. Koca ayağı öldüreceğim. B, C, D, E. Unutmamak için arada sırada tekrarlarım da. Yemezler. Yeseydin. Çabuk çık oradan. Ben yapmadım. Çabuk çık oradan. Ben yapmadım. Cindy'ye zarar verdin değil mi? Seni katil! Ne katil burada? Hakkınızda şikayet var cinayette. Hain. Nasıl kıyabildin bu güzelliği? İşte gözü senin güzelliğinden başkasını görmüyor. Seni kim şikayet etti acaba polise? Yan dairedeki bunak çıkarken görmüştü beni. Oh, çok iyi yapmış işte. Hastayım ama. Seninle hala konuşmuyorum. Biz gidelim artık. Hayır. Şimdi ilgili bir sürü laf ettin. Çünkü gitmeni istemiyordum. Size hayır demiştim.
Hasta olmanın en güzel yanı senin yanımda olmandı. Bunu niye söylemedin peki? Erkekliğin kitabına aykırı. Bu erkekliğin kitabını kim yazmış? Çok merak ediyorum. Bu manken bozuntusunu getirip benim yerime onunla ilgilenince... Demek kıskandın. Özür dilerim. Sen benim kıskanç, biricik göbiş komşusun. Karıştık mı? Bir şartla. Bir daha Simgi'ye yaklaşmayacaksın. Sen de beni daha çok seveceksin ama. Senin yerini kimse tutamaz ki. Oley! Ateşimi ölçer misin? Bir dakika. Cindy'yi temizliyorum, görmüyor musun? Tamam, tamam. Ben ölçerim. Sağ ol. Bakayım. En fazla 38. Ama derece koymadın. Ellerim çok hassastır. Başka bir arzunuz var mıydı? Elma istiyorum. Buyurun. Hemen geliyor. Sağ ol. Sen de çok yaklaşma. Hastalık sana da bulaşır. Aman bir şey olmaz. Ben çok hasta çocuk baktım. Hadi çabuk. Çok yakışıklıdır namussuz. Yok ben dalmışım öyle... Boş boş bakıyordum. Sen şunu iç de boğazın yumuşasın. Al. Sağ ol Zeliha, ölüyorum. Yok yok, sana hiçbir şey olmaz. Sen çok güçlü bir insansın. Pişir! Çok güçlü. Nasıl olmuşuz? Giyineydin daha iyi olurdu tabii. Giymiş ya işte. Kıskanmayalım Zeliha Sultan. Nazar etme ne olur. Mini giy senin de olur. Sen oradan buraya uğraşmasana benimle. İşte benim Zeliha'm ya. Kaç gündür neydi o surat böyle? Hem bir karış bir karış. Ha sen kendi suratına ne olmuş benim suratıma ne olmuş ne olmuş. Hapşim! Çok yaşa! Patron, yemeğe gitmeyecek miyiz? Hamburger yeriz diye düşünmüştüm. Ben çocuk menüsü istiyorum. Ama oyuncak veriyorlar. Çoğunluğa uymak lazım. Hadi gelin güzel bir yemek yiyelim beraber. Duran. Efendim teşekkür ederim. Ne bekleriz? Mehmet Bey. Mehmet Bey. Hapşım! Lan. Deniz, sen gelmiyor musun? Ceketimin düğmesi kopmuş abicim. Gidin siz, ben onu bulup geliyorum. Ancak bir anne benim derdimi gerçekten anlayabilirdi.